flat yakalayabiliyor musun kanka? Çıkaramam yine. Emirler versin. Tabaksınlar buraya. Evet, yapacağız. İkinci tur. İkinci gün. Boş duracağım, bizi plaja götürsene Gebze veya başka birilerini. Sebaptır. Evet, bu macun gibi kimyasal şey buraya gömüldü. Bu gece pislik de burada. Şaşmaz. Burayı kapattık. Sayın Milikçi'yi buradan direkt pencereme. Böyle kanıtlamak için içine bakalım. Bakın. Nasıl bir renk ve ishal. Oo, kokuya bak. Macun. Evet, yok ediyoruz bu şeyleri. Zekillerine pahasına. Gelleri hanımefendi komşunun kapısında beni görünce nasıl kaçıyorlar? Gelsene yavru ya, ne kaçıyorsun? Hiç tanışmadık seninle. Beni görür görmez kaçtın mı? Beni sevmiyor musun? Orası güvenli. Bütün gece orada takıldınız değil mi? Sen ve çeten. Kanserliğin penceresinde. Uçuşan şeylerden de belli, buraya da işlemek. Bir macunlu aynasından burada. Başka pislik yok mu? Burayı kazımışlar da kazımışlar. Çidik mu yapmışlar. Hey, kör, seni niye görmedik? Sen benden kaçmıyorsun, gel bakayım, gel. Hala toksoplazman var mı o gözünü kör eden? Toksoplazmadan var mı hala? Niye kaçıyorsun? Oy, gözüne bak, yeni gözü çıkıyor. 9 canlı. Kamera utangaç. Burada da uçuşuyorlar. Ay yavru, toksoplazmanın minnacık pisliği. Bunun altında vardır. Minnacık pisliği. Ve dün eseri olmayan minnacık sinekler uçuşuyor. Pisi pisi, yazıktır sana ne. Vay, nasıl yaptılar bunu vicdansızlara? Hiç büyümüyorsun. Diğer kör de burada. Hepsi kanserli komşunun kapısında. Kaçma lan. Kaçma. Burada takılacaklar. Bunların istedikleri yerde. İsterseler kafeste. 24 saat miyav 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 miyav. Sinekler de istedikleri yerde takılacaklar. Bu komşuya da var, 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 var da var. Var da var, taşa, bir de taşa arasın. Var da var. Ey ey macunlar. Yerde şeyler, sümüklü böcek onları yaptırmayı başardılar. Dışarı çıktık kontrole, balkon kapısı açıldı. Evet, hakaret davası hazır. Ne diyorsun Okis? Beni bırakıp gideceksin ha? Ben. Karım açıyor bu
kapıyı sabahları. O yüzden buraya sinir bulutu yerleştiriyorlar. Güzel ve sinir bulutu. İş yapıyor. Balık kızı olacak. Ne yiyorlar Yusuf'u? Hiç. Ha? Dedim, bu evde hep uyuyorum, bilmiyorum ne oluyor. He. Gideceksin bu evden. Beni bırakıp gireceksin. Öyle söylemedin. Öyle söyledim. Hep uyuyorum, ne oluyor burada? Öyle. Sana söylüyorum, kimyasal koyuyor. Ben de uyuyorum işte. Ben de uyuyorum. Zehirliyorlar. Bütün gün uyudum dün. Yani niye söylemiyorsun şimdi? Çekiyorum diye. Ben bu evden gideceğim dedim buna. Öyle demedin mi? Çıkacağım evden şimdi dedim. Evet, çıkacağım. Çünkü bu evde kalmak istemiyorum. Uyku geliyor. Diye. Anlamıyorum niye uyuyorum. Bana ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bana da aynısı oluyor. Demek ki takıntılı makıntılı değiliz. Kimyasal yiyoruz be. Evet, çok korkunluğa bak ya. Yiyorlar bizi yıkarcım, basıyorlar, bas. Kavi çıktık. Karıma bir şey olsun, götünüze bomba koyacağım. Evet, bilmediğim bir sefer. Sıçtırın alıp içimize ne? Veya ortakları gelmedi, buraya gelsinler. Acınlarla gitsinler. Başka tekle, işte sana. Sonra devam et sizlere göstersin. Parmaklar. Burası kanal. Daha ileri burada da kanal geçiyor. Yüzlercesini gösteriyor. Yüzlercesi. Burası. Parmağını görüyor. Buraya sıçtıracaksınız. Davacının buraya takılacaksınız. Burada ileri geri gideceksiniz. İç kanalları biliyoruz. İç kanalları biliyoruz hem de bütün mahallede de bütün mahalledeki her daireye giren noktaları biliyoruz. Bu artık besbelli. Ne yaptın? Bir sesli köpeğini getirsene buraya. Bak, kursa soktuğun kursta ders yaparken ben buradayım. Güçlüyüm. Sen ta şehir merkezine gittin kursa fakat arka bahçesi bizim. Ne sesli lan o iblis anasını satayım. Getirsene onu kucağımda niye getirmiyorsun? O sadece baskı yapacağım zaman toksoplazmalara boğulduğun zaman, öfkeli olduklarını düşündüğün zaman patlatan anasını satayım. Hayır, hiç susmadan. Ki o sesi duyup öfkelenmeyen var ya, insan değildir lan. Ot. Ne güzel tiyatrolar yazıyoruz burada be. Tiyatrolar. Söylesene. Playboy bacına devlet tiyatrolarına veya Uygur tiyatrosuna bir sahne yapsın be. Belki milli damata haber versin, yurt dışına açılalım. Kanka.
yardım edeyim mi dedin? Elçiler yardım et. Ne? Kim? Senin... Beni de gitmek kim olacak? Hı? Baştan beri kim böyle yapıyor? Gözünü gördün mü? Hayvanların var bir şeyler be. Gözümle görmedim ama kocaman boklarını gördüm. Kanlı devasa. Kuklalarını gördüm. Sümüklü böceklerini gördüm buradan masanın altına. Yıldız şimdi. Her gün boklarını görüyorum. Aynı noktaya. O kimyasal şey. Ha? Kaldırıyorum o macun gibi şeyi. Başım dönüyor. Başım ağrıyor bazen. Ha? Nasıl neler yediriyorlar hayvanı. Buradan gidiyorum ne güzel. Sabah kalktım. Gidiyorum. Hiçbir şey yok. Geliyorum kaldırımda. Orada sıçmış boku. Ben göreyim diye. Onu kaldırıyorum atıyorum. Nasıl başım bir ağ başlıyor ağrımaya. Hayvanlara yedirmişler zehir sıçması için. Hayır ya buradan nasıl gaz çıkar? Gaz çıkarsa orada görünür şeyde. Sayaçta görünür kaçak var diye. İzin var mı? Öyle şey hemen keşfederler yani. Gaz patlar ya. Gaz çıkıyorsa bir kibrit çaktım patlar yani. Azmaz sus bana da oluyor işte o her zaman gidiyorum buluyorum o macun gibi boklardan rengi tuhaf. Harley, Harley Davidson. Neye dönüyorsun? Daha yeni uyandın kalktın. Nasıl döner başın? Ne yaptın? Geçen zehir mi yedin? Tamam. Bu damarlar şişmiş çünkü sinekler soktu bak burada yara yapmışlar. Doktorluk bir şey değil. Karbonat karıştırıp süreceğim geçecek. Bu damarlar yok beni rahatsız etti. Boş ver damarlar. İhtiyarladık damarlar fırlıyor. Sineklerden falan değilsen. İhtiyarladım onun için çıkıyorlar öyle. Bir tedavi yok mu? Yok onun tedavi ölüm. Yok abi. Kim tutar lan sizi kendisindir vakit mi yavrum miyav miyav diye açtım kaşıntılar da vardı bakın zerre sinekler nasıl uçuyor penceremizin önünde. Evet bunun için yetiştiriliyor bunlar miyav miyav yakında panjurun içinde veya üstünde göreceğiz. Veya ağacın tepesinde itfaiyeler falan filan burada sinekler. Onun için yetiştiriliyor bunlar. Bu kör olmayanı bu. Diğer iki tane kör yavru kanserlinin evinin önünde. Gidip bakalım mı? Ya kafesin içinde duyacağız onları. Ya da besleyen insanlar burada karşımızda besleyecekler onları, yemek yiyecekler. Bakalım şimdi kör yavrular nerede? Asker, buraya mı dayattılar seni? Bu eve dadanacaksın. Toksoplazmalarına daha şimdiden. Bunlardan kör olanlar. Bunlar toksoplazmalarını buraya dayatacak. Kaçma ulan. İrinli gözlü. Nerede senin kardeşin?
kör kardeşim nerede? Öteki... Vay... Martı Bey... Öteki kör kardeşim nerede? Dikkat et ona, martı kapar. Abi. Saklanmış. Evet, sen de buraya dayatılacaksın. Diğer köylü bizim oraya bekleyebiliriz. Kafesin içine, panjurun içine, panjurun üstüne. Herhangi bir yere, şeyin girişine, apartmanın girişine, sonra aç kapıyı, ardına kadar çeksin, aç pencereyi, çeksin. Bu senaryoları her gün her gün yaşıyorduk. Toksoplazma, dayan, sinekler, zerre sinekler, dayat, dayat hepsini. En kedilerinin yavruları baştan beri belli be. Ebu Hureyre. Evet. Toksoplazma eşittir. Bağışıklığı çökmüş olan özellikle her gün her gün böyle düzeni bozulanlar. Kimyasallarla, uyku düzeni, şu bu, boklarla, şamatalarla, madandalarla, gürültülerle, onlar kapar. Toksoplazma kansere de dönüşür, tüm iç hastalığı, her türlü hastalığa kapar. Bu millet bunu bilmiyor. Bilmiyor. Bilgileri alamıyor. Hiçbir yerden, her yerden silinmiş. Toksoplazmadan arınacak ilaçlar var. Ülkemizde yasak. Girişi yasak. Evet. Bu millet cahil. Tutulacak bu şeyler hakkında kimse bilmeyecek. %100 toksoplazma dayatılacak. Yavaş yavaş. Evet, tezgahın başlangıcı devam ediyor. Burada en azından. Çünkü sülale mesleği. Başka bildikleri bir şey yok. İnsanları, evleri, emlak şeyi, şu bu için katletmek mesleğinden başka bildikleri bir şey yok. Daha okuldan, kreşlerden başlanıyor böyle servislerle. Kreşlerin dışına sıçtırarak, çektiğim gibi orada dolaştırarak hayvan. İleri geri, hey! Kireçin önü hayvan dolaştırma yeri, aynı buradaki gibi. Bizim benzere karşısı hayvan dolaştırma yeri cennet. Hiç göze batmıyor anasını satayım. Göze batıyor be millet diyor. Hey, bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Hey, onunla geçsin de. Bunlar kanıtlanmış şeyler, kanıtlanmamış. Bu kadar tecrübeden saldırıdan sonra kendi kendime kanıtladığım çekimlerle, görüntülerle, seslerle başka bir şey var yani. Neden camilere şuraya buraya saldırıyorlar, neden pazarlara eliyle kapsın diye millet yesin. Kist oluşuyor vücudunda, kapsın millet, sonra ne? Bu ses dalgaları gönderiyorlar, kaç yerde çekti, camiye falan dayatmaları o yüzden, okullara, şunlar bunlar, çocuklara. Ne oluyor sonra? Gidiyorsun, namaz kılacaksın, bir
toksoplazmalı sinek geliyor. Direkt boktan çıkmış. O şeyler de sesleri çıkarıyor. Aa diyor, arkadaşım orada çiftleşmek istiyor. Sinekteki sineği yöneten toksoplazmalar. Onlar da oradan, aa bu adamın üstü, gidelim sokalım yumurtalar oraya. Oraya sokalım sinekler. Camilerde olan olay, o kaç yerde gördüm, dolaşıyor, camiye sinek sokuyorlar. Dolaşıyor, ondan sonra sokuyor. Kimi böyle dolaşıyor, seçiyor, sonra gidiyor, ben gördüm bunu 100 kere belki. Başka bir sinek, orada aynı adam, onda toksoplazma. Aynı adam mı sokuyor? Evet. Ve ne işlem burada? Penceremin dışında, kıblemde, kıblem. Sineklere secde edeceğiz. Ben de söylüyorum, ve bu işte bu kadar tecrübeliyim. Hayvanı dikiyordular. Şeyin 5. kattayız. Aşağı dikiyordular yolun köşesine. Bize doğru başlıyordu. Kaşınma. Kaşınmaman kaşın. Birden evde sinekler belirleniyor. Hiç yoktu. Sinek çobanı olarak kullanıyorlar bu hayvanları. Nasıl saldırıyor? Doğruyu konuşunca sinekler. Hey, bunlar akıllı be. Sinekler alemi. Sineklerin efendisi. Toksoplazma kontrol. Bunlar birer gerçek. Bunlarını söylüyorum ve bu şeytani şeyi gördükten sonra ve nereden çıktıklarını gördükten sonra tek sinek istemiyorum ve hiçbir yerden. Budur çözüm. Tek sinek kalmasın. Yapanların da bana tehdit ettikleri gibi siz de tehdit edin. Kafana sıkarım ha. Dur bakayım, kaç tane böyle tehdit duydum ve hiç polise bile gittim, karakola. Kafana sıkarım dedi. Yok, bir şey yapamıyor. Adam güçlü orada. İhalelere katılıyor. Kafana sıkarım. Buradan kaç kere kamerada yakaladım. Kulağıma giriyor lan. Sineğe bak. Hey, dur lan, saldırma. Seni bu dünyadan kurtaracağım. Kafana sıkarım. Kaç kere lan. Odunla girişti bana. Jete bak. Saldırı altındayız. Toksoplazma. Tehlikeyi sezdi. 5-6 kere o adam. Parka benziyorlar. Bu pislik saldırdı hatta bıçakla. Anama pencerenin içeri yazılarla öldüreceğiz. Dikkate alınmıyor. Savcı başkasının emrinde. Gideceğimiz yer belli, şikayet et için. Mahalleye. Orası tamamen. Sadece dikkat alma. O demişim, alırız. Buraya çatmaz atmışım, alırız. Buraya kapı gelmiş, videoyla çekiyor, alırız. Biz, kullanma gibi ben, vallahi billahi nasıl saldırıyor lan. Zoruna gittik.
da biz... Alo, polis bey, bizi linç ettiler. Tamam, bekle, geliyoruz. Bekle babam, bekle. Gelecekleri yok. Adam bıçakla saldırıyor buraya. Akillesimi kesmek çağırıyoruz. Polisim bize bıçakla. Bekle babam, bekle. En sonunda geldi 3 saat 4 saat sonra. O da anında postada şikayete başlıyor. Bize, biz diyoruz da ona soruyor. Ne yaptı sana? Onu içeri attırabilir miyiz? Sineklere karşı çıkıyor. Toksoplazmaya. Onu içeri... Evet. Neye karşıymışım biz be? Vay anasını. Biz bu toplumun baş düşmanı olduk. Kabul etmedik diye bebelere saldırıyorlar. Bu şeylerin tehlikelerini biliyoruz. Doğum hastanesinde. Bak, kondu eline sokacak yumurtasını, toksoplazmasını. Bu şeylere karşıyız. Düşman anasını satayım. Evet. Sinekse durmadan toksoplazmasını sokmaya çalışıyor. Her tarafında dolaşıyor. Hedef olduk bu konuşma yüzünden. Kulağımın içine giriyor. Allah'ım ya. Hey. Aynı bu tam bu yeri hayvanlar sevdiği gibi orada olacaklar muhakkak. Başka yer yok babanın yeri mi? Onlar da kulağıma babanın yeri mi? Evet lan babam yaptı lan. Defol git bu dünyadan. Babam yaptı. Genç yaşta ölen babam. Bu bahçede çalışmayı seven babam. Açıyoruz, kazıyoruz. Delikler var. İçinden sinekler çıkıyor. Sinekler çıkıyor. Boydan boya. Boklar. Kablo. Her yerde. Yani topladık. Neredeydi babamın odası? Evet. Şimdi bunu yapan Allah diyecek mi? Allah büyücülük, müzik, çubuk, zalim, katil, insan öldürme, en günah. Onu geçeceğiz. Allah yaşatır, Allah öldürür. O kalıyor. Savunma olarak. Ondan sonra bunları yapan şeyler sünnet olarak kalıyor. Peygamberimiz tüm köpekleri Mekke'den yok edilmesini emrettiği halde bunları savunuyoruz. Hutbelerde duydum be. Hutbe okuyor. Allah'ın sevgisi falan filan da bir de önce ayet, ondan sonra hadis. Peygamberimiz çölün ortasında. O sandığı şeylere bak bunlar. Çölün ortasında köpek, kedi de duydum. Bir değişiyor köpeğe, bir kediye. Ey karar verin lan. Kedi mi köpek mi? Nöbetçi dikmiş. Vazgeçmiş ısrarla plandan, kurulan plandan, sefere, sefer planından biraz aksatmış. Durmuş orada birkaç saat, hazırlansın düşman.
Gözcüleri yok çünkü, gözleri kör. Oraya nöbetçi dikecek. Nöbetçi... Ordusundan eksiltecek, nöbetçi dikecek. Bunları korusun, çölün ortasında geliyordu bu şeyler. Onlara fabrika yemi koyuyordu, onun için oradalar. Akrep avlanıyordu. Ne yaşıyor orada? Başka bir yılan, yılan avına çıkmıştı. Köstebek falan zor, yer altında olmuş. Onların avı için oradalar. Nöbetçi gidiyor. Aksatıyor seferi. Allah'ın merhameti, Allah'ın rahmeti. Öyle kandırıyoruz. İç gözünüz kör olarak. Ağlamam gerekiyor fakat ve ot gibi oldum ben. Sanki o sizden değil. Evet. Ki bin senedir bu şeye inandırmışlar. Neymiş? Necis hayvanmış, durmadan kaşınan, parazit, çubuğu salan şey. Peygamberimiz onu beslediyse her gün yıkıyordu. Bundan %100 emin ol. Her gün ona abdest aldırıyor. O sünnetinizi, o hayvanları yıkamak, temizlemek, o ve diğer hayvanlar, ne varsa. Bahçene böyle kuş silgesi, kuşlar da yıkansın. Sünnet odur. Temizlik, temiz dünya. Aynen böyle. Abi işte ben temizliği değildim ve hala değildim. Abi işler hakkında fakat gördüğüm kadarıyla bu şeyler hep Ebu Hureyre ve onun askerleri. Ondan sonra bakmıyorum bile. Araştırmıyorum diyorum, böyle şeyleri okumak günahtır be. Cahil olduğunu kalkıyorsun. Kör. Ne sokuyorlar YouTube'da, başka Amerika'dan İslam'ı kirletmek ele almışlar. Başka bir hadis. Sinekle alakalı. Yani aynı kişi Hureyre. Ne diyor? Sağ kanadına şifa var. Sol kanadına şifa var. Onu içeceğin şeye batıracaksın. Dünyanın bir numaralı katili. Mikrop virüsü o. Boktan çıkan. İçeceğine banacaksın. Sol tarafını yapma zararlı, sağ tarafı şifa, şifa, iyileşiksin. Ve bu şeylerle kandırmışlar milletimi. Bakın bu kadar havalı biliyorsun lan. Bu kadar açamıyoruz. Tüm perdeyle. Neden? Çünkü tecrübelerimizden biliyoruz. Hiç sinek dolacak. Yemekleri bozacak. Hastalanacağız. Kadar açıyoruz biz, hava alıyoruz. Hava almak yasak bize. Tek sağ kanatlı olsalar, yarı yarıya olsaydı gelin sokardık ya, şifa. Bu Kabil'e tüm dinleri karıştıran kimler bunlar? Besbelli ayetlerden, Kur'an'dan, yazılanlardan, Tevrat'tan Musa'yla beraber karışan köstebekler hala karışıyor. İslam'a da karıştılar makık. Hadislerden beri Firavun soyundan
bunlar büyücülerden. Hani o büyücüler katılmış ya. Onların sülalelerinden olabiliriz. Evet, hala devam ediyorlar. Büyülerle, bebe ölümleriyle, bale tapmayla hala devam ediyorlar. Son olarak şu öğütü vereyim ben. Batıl şeyler hakkında. Kapınızın önündeki o nazar şeyleri var ya, boncuk, tek göz. Onları yok etseniz iyi olur. Gidiyorum içine ki gideceksen sağ omuzundan girdi bir tane hemen. Sağ omuzuna gir. Doğru getir. Batıl inançlı.